Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. Umarım keyfiniz yerindedir. Uzun bir ara oldu farkındayım ama bu arayı artık daha çok video paylaşarak kapatmaya çalışacağım. Daha yapacak çok işimiz var. 2021 yılı yeni başlamışken astronomlar güzel bir keşif haberiyle bizleri heyecanlandırdılar. Bu videoda size bundan bahsetmek istiyorum. 3 Ocak tarihinde Arizona'daki Mount Lemmon gözlemevinde Gregory Leonard adlı astronom bir keşifte bulunduğunu açıkladı. Şimdiye kadar keşfedilmemiş olan bir kuyruklu yıldızın dünyamıza doğru yaklaşmakta olduğunu yayınladı. Bu yıldıza bilimsel olarak C2021/A1 dense de toplum içinde adı Leonard kuyruklu yıldızı olarak biliniyor. Çünkü bu yıldızı keşfeden kişinin soyadı Leonard. Kuyruklu yıldızın adındaki C harfi periyodik olmayan kuyruklu yıldız demek oluyor. Adındaki 2021A1 ise 2021 yılının ilk keşfedilen kuyruklu yıldızı olduğunu açıklıyor. Bu kuyruklu yıldızın dikkat çeken en önemli özelliklerinden birisi inanılmaz hızlarda seyahat ediyor oluşu. Saniyede 70 km hızla giden bu gök cismi geçen senenin kuyruklu yıldızı olan Neowise'dan 6 km saniye daha hızlı hareket ediyor. Hızının bu kadar yüksek olmasının bize kazandırdığı bir avantaj var. O da kuyruklu yıldızı uzayda çıplak gözle görmeye başladığımızda her gün kuyruklu yıldızın yerinin değiştiğini gözlemleyebileceğiz. Evet, doğru duydunuz. Bu kuyruklu yıldızı da çıplak gözle gözlemleyebileceğiz. Kuyruklu yıldızın önemli bir diğer özelliği ise yörüngesi. Parabolik bir yörüngeye sahip bu kuyruklu yıldız, Dünya'nın yakınından geçtikten ve Güneş'e en yakın noktaya ulaştıktan sonra uzaklaşmaya başlayacak ve bir daha Güneş sisteminin yakınından hiç geçmeyecek. Bu da şu demek oluyor, bu kuyruklu yıldızı ilk ve son görüşümüz olacak. Peki bu masum keşfi nasıl görebileceğiz? Açıkçası Leonard kuyruklu yıldızını çıplak gözle gözlemlemek için neredeyse bir tam yıl beklememiz gerekecek. Kuyruklu yıldızın Dünya'ya en yakın zamanı ve haliyle en iyi gözlemlenebileceği zaman 12 Aralık olacak. Bu tarihte kuyruklu yıldız 34 milyon kilometre uzağımızda olacak. Bu noktaya ulaştıktan sonra yörüngesi gereği Venüs'e doğru hareket edecek olan kuyruklu yıldız Venüs'e inanılmaz derecede yakın geçecek ve sadece 4.2 milyon kilometre uzağında olacak. Bu uzaklık aslında o kadar yakın ki tarih boyunca Dünya'ya 4.2 milyon kilometreden daha yakın sadece 5 tane kuyruklu yıldız geçmiş bulunuyor. Ve Leonard kuyruklu yıldızı bu mesafeyle Venüs gezegeninin yakınından geçecek. Kuyruklu yıldız şu anda teleskoplarla bile gözlemlenemeyecek kadar karanlık duruyor. Ancak Aralık 2021 tarihinde çıplak gözle görebileceğimiz parlaklıkta olacak. Diğer taraftan Kuzey Yarımküre'nin orta kesimlerinde yaşayan herkes ki buna bizim ülkemize dahil bu kuyruklu yıldızı Eylül ayından itibaren gözlemlemeye başlayabilecek. Yörüngesi gereği yavaş yavaş Güney Yarımküre'ye doğru hareket edecek olan bu kuyruklu yıldızı yaklaşık olarak bir ay gökyüzünde gözlemleyebileceğiz. Şu an için Leonard kuyruklu yıldızının sansasyonel bir astronomik şov sunacağını kestirmek çok kolay değil. Ama bunun için umudumuzu kaybetmemek en güzel şey olacaktır. Kuyruklu yıldızların en çok sevdiğimiz tarafı da bu değil mi? Yeteri kadar küçük olmalarından dolayı her zaman bir sürprizle gezegenimizin yakınlarında beliriveriyorlar. O günler geldiğinde hepimize temiz bir gökyüzü ve güzel bir gözlem yapma fırsatı diliyorum. Daha temiz bilgiler geldiğinde bu konuyu güncelleyeceğim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.